yeni neslin sadece zihnini değil, ahlakını, şahsiyetini, duruşunu şekillendiren, insanlığın en ulvi, en köklü mesleğini icra eden çok değerli meslektaşlarım, değerli öğretmen kardeşlerim, arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlarken öğretmenler günümüzü tebrik ediyorum. Öğretmenlik herhangi bir mesleki formasyon meselesi değildir. Öğretmenlik karşılığında bir bedel ödenebilecek bir faaliyet de değildir. Öğretmenlik aşkla, ruhla, heyecanla yapılan bir mesleğin adıdır. Öğrencilerinin geleceğini şekillendiren öğretmenlerin her biri nakış nakış insan madenciliği işlemektedirler. Verilen kendilerine verilen ham maddeyi işleyerek o ham maddeden bir elmas, bir pırlanta geleceğe dönük olarak çok değerli bir insan kaynağı oluştururlar. Bugün öğretmenlerimizin çok geniş kapsamlı derin sorunlarının olduğunun farkındayız atanamayan öğretmenlerimiz var. Birçok okulda öğretmen sıkıntısı çekilirken Türkiye'de hala atanamayan öğretmen sorunu varsa bunun hesabını bu hükümet, bu iktidar vermek zorundadır. Atanan öğretmenlerin ise hayatlarını idame ettirme yanında kendilerini geliştirmek için, entelektüel bakımdan geliştirmek için yeterli imkanlara sahip değiller. Öğretmenlik mesleği her gün yenilenmeyi gerektirir. Bu sebeple de öğretmen sürekli kitabı almak zorundadır. Öğretmen sürekli konferans takip etmek zorundadır. Öğretmen sürekli olarak bilgisini yenileyebilmek için kültür ortamlarında bulunmak zorundadır. Müzelerde ve diğer yerlerde. Ama bugün öğretmenlik maaşıyla bütün bu faaliyetleri yapabilmenin imkansız olduğu aşikardır. Öğretmenlerimizin maaşları evlerinin kiralana bile yetmiyorsa, öğretmenlerimizin kendilerini yenilemesi için zihni olarak altyapı yok demektir. Buradan daha şu çağrıda bulunuyorum. Öğretmenlerimizi ihmal etmeyin. Öğretmenleri ihmal eden bir toplum geleceğini ihmal eder, geleceğini yok eder. Ve öğretmenlerimize şu vaatte bulunuyorum. İnşallah bir gün meslektaşımız olarak tekrar bu ülkede bir sorumluluk üstlenirsek bilin ki en öncelikli toplum kesimlerimiz arasında öğretmenlerimiz en başta gelecektir. Çünkü her toplum kesimi kendi çocuklarını öğretmenlerin eline verirler öğretmenlerine emanet ederler. Öğretmenler gününü tekrar kutlarken, geleceğimizin bugünlerden daha parlak, gelecek nesillerimizin bugünlerden daha donanımlı olması ümidini yenileyerek, bütün öğretmenlerimizi muhabbetle kucaklıyorum.